Orta Ekspres gazetesi sahibi Cengiz Doğan. Benim kısa bir sorum olacak. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bizim Maltepe'li MHP'liler, AK Partililer, işte CHP'liler hepsi bunu merak ediyor. Türkiye bunu merak ediyor. Bundan sonra ne yapacaksınız? Çok teşekkür ederim. Esasında 1 Kasım seçimlerinden itibaren başlatmış olduğumuz yürüyüş önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayıyla ilgiliydi ve sadece üst kurul delegelerimize yönelik bir çalışmayken şehirlere gitmeye başladığımızda bir şeyle karşılaştık. Önce salonlarda başladık. Salonlara sığmayınca bu sefer meydanlara çıktık. Yani iş Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayı olmaktan çıktı ve bir halkın katılımıyla yani partizanlaşmamış insanların katılımıyla bir iktidar yürüyüşüne döndü. Dolayısıyla 15 Temmuz'a kadar olan süreçte 37 ile gittim ben. Bazı illeri hiç unutamıyorum. Mesela Sinop, mesela Kırşehir, mesela Nevşehir gibi. Bunlar küçük illerimiz ve bu illerde mesela bir kısmında Adalet ve Kalkınma Partisi, bir diğerinde Cumhuriyet Halk Partisi çok etkili konumda olan iller. Ama oralarda, meydanlarda toplandık biz ve bu meydanların yani doluluğunu, şimdi otobüs tutup diğer illerden insan getirtmedik. Otellerde büyük çaplı yemekler vermedik. Bunların duyuruları yapılmadı. Sadece şehirlerin içinde billboardlara işte geliyor şeklinde bir haber verme yöntemi uygulandı. O meydanlar, bir de küçük nüfus olarak küçük şehirler, hepimizi şaşırtan bir iktidar yürüyüşüne döndü. 15 Temmuz'la birlikte bir darbe oldu, bir kalkışma oldu ve milli birliğin, beraberliğin korunması gerektiğine dair söylemler ortaya çıktı. Fakat bu söylemler yani bir taraftan bu konuşulurken, diğer taraftan da bizatihi önce şahsıma, sonra benimle beraber yürüyen arkadaşlarımızı da işin içine alan bir linç hareketi başlatıldı. Şimdi ilk bir ay anlatamayacağım bir haksız, iğrenç bir işkence şekliyle geçti. Evimin önünde gün aşırı havuz medyasından, yani gün aşırı olarak havuz medyasından birileri geldiler. Kapımın zili çalındı ve siz şimdi birazdan gözaltına alınacaksınız, biz de geldik şeklinde bir yöntem uygulandı. Komşularımızın kapılarını çalıp bu eve kimler geldi gitti şeklinde sorular soruldu. Bu hem insan haklarına hem de insanın emniyetine, güvenliğine aykırı bir davranış biçimiydi. Daha ilginci, evimin adresi sosyal medyada dağıtıldı. Şimdi bütün bunların neticesinde kendi kendime sordum. Niçin bunlar bana yapılıyor? Bu sorunun cevabı, havlu atmam için yapılıyor. Çünkü bir iktidar yürüyüşüne dönmüş bir hareket bu. Yani başladığımız iş. Bu arada yargıyla çok ağır bir mücadele geçirildi. Biz Balgat yönetimiyle bir rekabet anlayışı içinde yürüyeceğimizi zannederken, iktidarın topuyla tüfeğiyle beraber karşımızda yer aldığını gördük. Adalet Bakanlığı'nın talimatlarıyla verilen kararlarla karşılaştık. Bir yıl, iki aydır bir partinin delegelerinin talebiyle istedikleri kurultayı yaptırmaya çalışıyoruz. Şimdi bütün bunu alt alta niye söyledim? Kendimi acındırmak için değil. Şimdi sadece bu bile o meydanları dolduran insanların, en başında benimle beraber yol yürüyen arkadaşlarımın, imza veren üst kurul delegelerimizin ve dediğim gibi o meydanları dolduran, belki Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni bile olmayan o insanlara yönelik boynumda bir vebal hissediyorum ben şu anda. O nedenle de sıkça söylediğim bir sözdür, cümleyle karşılaşacağımı bildiğim için, tek başıma dahi olsam bu yürüyüşü devam ettireceğim. Birincisi bu.
Bir taraftan şöyle bir şey yaşadık. Şimdi bana niye sessizsin deniliyor. Ben evet özellikle. Şimdi bu büyük bir haksızlık. Çünkü sesimi duyuracak yer yok. Şimdi yani ben size hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Davet ettim, davetime icabet ettiniz. Teşekkür ederim. Ve bu birinci bölgenin pek çok yayın organı olduğunu yerelde biliyorum ben bölgesel. Ama yani davete icabet edenler Evet. sizlersiniz. Şimdi bunun anlamı nedir? Bana bir vebalı muamelesi yapıldığının karşılığıdır. İnsanları saygıyla karşılıyorum çünkü ekmek yiyorlar, hayatlarını kazanmak zorundalar ve açık net bir şekilde konulmuş bir tavır var benimle ilgili iktidar cephesinde. Bu nedenle sesimi duyurmada belki zorluk oldu. Bir şey daha oldu. İşte milli birliği, beraberliği bozmayalım şeklinde bir taraftan da bir atmosfer yaratıldı. Bunu bozan kişi olmamaya da gayret ettim ben. Şimdi illere başladık gitmeye. Önce Bursa'ya gittim. Sonra Yalova'ya gidecektik. İzin verildi. Sonra valilik iptal etti Ama iznimizi. Çınarcık Evet, ilçe kongresi ilçe vardı. Çok kongresi var önemli. diye. 13-14 Ocak'ta Antalya'ya gideceğim. Sonra Denizli var, sonra Çanakkale var. Yalova tekrar müracaat ediyor. Şimdi illere devam edeceğiz. Fakat bu iktidar yürüyüşünün şimdi bir başka şeye evrildiği bir alan şu an itibariyle hepimizin bildiği gibi. O da Sayın Bahçeli'nin talebiyle gündemimize başkanlık geldi. Başkanlık sistemiyle ilgili bir taslak geldi meclise. Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü, meclise şimdi genel kurula iniyor. Orada 2012 ya da 13'te Anayasa Komisyonu kurulmuştu. Yani yeni anayasa yapmak üzere bütün siyasi partilerin katıldığı bir komisyon kurulmuştu. Onun son 2013'tü. Dağılmasına yakın Adalet ve Kalkınma Partisi bir anayasa taslağı getirmişti. Çok ilginçtir. O anayasa taslağından daha geride bir anayasa taslağı geldi şimdi meclise. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği başkanlık taslağı bugün gelen partili Cumhurbaşkanı taslağından çok yani ikisini mukayese ettiniz daha iyiydi. 2013'teki Evet daha daha iyiydi. iyiydi. Yani Öyle. şimdi orada da yetkileri bir kişide toplama söz konusu ama en azından partisiyle başkanın iletişimini koparıyordu. Evet. Burada bir partinin genel başkanı partili cumhurbaşkanı oluyor ki yani evlere şenlik bir durum. Şimdi meclis görüşmelerini takip ediyoruz. Yol haritamız açısından söylüyorum. Evet. Meclis görüşmelerinde mümkünse mecliste çıkmaması için bir gayretimiz var. Tabii diğer aday arkadaşlarımızın da var bu konuda çalışması. Burada anahtar Milliyetçi Hareket Partisi grubu. Fakat bugün grup konuşmasında Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşma sonrası gazetecilerin kendisine sorduğu soruya verdiği cevap ben evet oyu vereceğim diye. Şimdi anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli taslak metninin sahibi saymış kendisini ve kendini devreye koyarak, kendini ortaya koyarak bu metnin geçmesi için büyük bir gayret edecek gibi görünüyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi grubunda yer alan milletvekillerinin hayır oyu vermesi için bir gayretin içinde olacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden nasıl bir sonuç çıkar onu hep beraber göreceğiz. Ve sonuçta mecliste eğer bu konu geçmez ise tekrar 28 Mart'a gün verildi bizim kurultayımızda. Onunla ilgili çalışmalar devam edecek. Bu demin söylediğim iktidar yürüyüşüne yönelik çalışmalarımız devam edecek. Şimdi o iktidar yürüyüşü çalışması dediğim şey doğal olarak başkanlığa hayır kampanyasına yani partili cumhurbaşkanlığına hayır kampanyasına dönüşecek. Şayet meclisten geçer ise o zaman da referanduma gidecek Türkiye'de. Biz üzerimize düşeni hayır kampanyasında yerine getirmeye çalışacağız. Hayır çıktığı takdirde referandumdan ki ben bu konuda ümitliyim. Yani %100 hayır çıkar demem mümkün değil tabii ki yani görmeden sokağa ama %100 evet çıkacağı gibi bir garantisinin de iktidar partisi tarafından görülmediğini görüyorum şu anda.
hayır çıktığı zaman Türkiye'deki bütün siyasi aktörler komple değişir. Türkiye'deki siyaset alanı farklılaşır. Ve işte bu çalışmanın tam orta yerinde ağır bir biçimde elimizden ne geliyorsa yapmak üzere böyle bir yol haritamız var. Anladım, teşekkür ediyorum. Peki. Melek Çalıkoğlu, Çalıkoğlu Medya Grup Başkanıyım. Sandıktan evet çıkarsa ne olur? Ülke nereye gider? Valla onu hiç düşünmek istemiyorum. Şöyle, şimdi yani evet şöyle çıkar. Abdullah Öcalan'la heyetler gidip geliyor. Bunu daha evvel de bir televizyon programında söyledim. Tekzip gelmedi. Bazı HDP'li milletvekilleriyle el altından görüşülüyor. Bunu da söyledim yani iktidar tarafından. Buraya da bir tekzip gelmedi. Şimdi meclisten evet geçtikten sonraki fasla bakalım. Meclisten evet geçer ise benim tanıdığım Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri Milliyetçi Hareket Partisi ile Güneydoğu'dan oy alabilmek amaçlı aralarına bir mesafe koyarlar. Yani ilk dirseği Sayın Bahçeli yer. Ondan sonra o oyları evet haline çevirebilmek için hepimizin gözü önünde pek çok işler olur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı şu an itibariyle zaten %70 oranında bu araştırmacıların bulduğu bilgilerdir. Nitekim Sayın Murat Gezici'nin anketi yayınlandı. Aşağı yukarı rakamlar böyle. %70'i hayırcı, %30'u evet verebilir konumda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %49,5'unun %25'i hayır diyor. Ve Güneydoğu'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenin önemli bir kısmı, yani o partinin bünyesinde yer alan, oy olarak yer alan geçmişin Doğru Yol, geçmişin Anavatan, geçmişin Refah Partisi seçmeninin de yani Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir tutum değil ama bir kişinin üzerinde her türlü yetkinin, yani şahsi bir şey değil bu, toplanması sebebiyle yani bir endişe ve soru işaretleri kenarda duruş söz konusu. Bütün bunları kazanmak için tekrar çözüm süreciyle karşı karşıya kalabiliriz. Bütün bunların neticesinde bu sefer yani Güneydoğu'dan oyu getirmeye çalışırken Batı'dan nasıl bir denge kurulacak, onları hep beraber göreceğiz. Yani evet çok kolay bir şey değil. Evet. Ama diyelim ki evet çıktı. Evet çıktıktan sonra 2019'a kadar olan süreç ya sancılı bir süreç. Çünkü bir taraftan anayasa geçmiş, Sayın Cumhurbaşkanı bir tarafıyla yani normal bir cumhurbaşkanı, geçmişte seçilmiş cumhurbaşkanı gibi davranmak zorunda. Ama bir taraftan anayasa geçmiş, yürürlüğe 2019'da girecek. Daha beter bir iş olur. Dolayısıyla bunları anlatacağız. Yani bizim milletimizin ferasetine gerçekten ben inanıyorum. Peki, hep zor zamanlarda çok ilginç tutumlar sergilemiştir. Bir soru sormak daha istiyorum. Bir soru daha sormak istiyorum size. Bahçeli dirseği yedikten sonra MHP içindeki kabulü ve karşıt görüşlü insanlar var. Peki MHP içindeki karşılanması nasıl olur? Şimdi yani orada bir kere zaten o 30'luk taban da kayar. Hayıra kayar. Sayın Bahçeli'nin zaten şimdi meşruiyeti tartışılır durumdadır. Çünkü biz 19 Haziran'da bir kurultay yaptık. 674 üst kurul delegesi geldi. Bazı kararlar alındı. O kararlar mesela tüzük değişiklikleri. O tüzük değişiklikleri 5 gün yürürlüğe girdi. Sonra Ordulu eski milletvekili bir arkadaş benim asabım bozdu bu iş diyerek mahkemeye müracaat etti ve mahkeme bir tedbir kararı verdi. Şu anda hem hukuken hem siyaseten meşruluk konusunda ciddi soru işareti var Sayın Bahçeli ve ekibinin. Dolayısıyla şimdi o kurultayın bir siyasi sonucu var, bir hukuki sonucu var. Siyasi sonucu yani sen istemiyoruz denmiş. Yap şu kongreyi denmiş ve 10 Temmuz için daha öncesinde bir karar vermiş. Buna da Devlet Bahçeli sözü denmiş.
ve Cemal Engin Yurdun müracaatı neticesinde 5 gün sonra tedbir kararı, tedbir kararı şöyle bir şey. Yani kurultayı askıya aldı. Yok farz etmiyor. Askıda. Yani sonrasında bir karar verilecek. Doğru mudur, eğri midir? Yani şu şekilde havada şu anda. Şimdi siyasi o sen istemiyoruz demiş. 674 üst kurul delegesi. Yani siyasi meşruiyeti yok şu an itibariyle. En azından hadi daha zarif olalım, daha ince davranalım. Siyasi meşruiyeti tartışmalı bir konumdadır. Hem Sayın Bahçeli hem Balgat yönetiminin. Bir de hukuki sonucu var. 5 gün boyunca bizim genel kurulun karar verdiği, kurultay delegelerinin karar verdiği bir tüzük değişikliği var ve o geçerli oldu. Şu anda hangi tüzük geçerli o belli değil. Yani o yapılan değişiklik. Çünkü askıda. Dolayısıyla böyle de bir hukuki sonucu var. Şimdi Sayın Bahçeli'nin başkanlık sistemini kendi kafasına göre buyurun getirin biz de evet diyeceğiz deme hakkı yok bir defa. Yani bugün itibariyle. Şu an koltuğu şaibeli zaten. Evet. Şimdi böyle olunca benim kendisi şöyle bir önerim oldu. Toplayın genel kurulu. Sadece konusu başkanlık sistemi olsun. Ve sorun mensuplarımıza. Söz veriyorum ben de katılmayacağım. Onlar evet diyorsa o zaman onun arkasında herkes durur. Onlar hayır diyorsa onun arkasında siz durmalısınız. Dolayısıyla böyle bir şeyden kaçtı. Şimdi yani alacağı tepkilerden işte bakın dolayı. Şunu söyleyeyim. Tabii şimdi söyledi, sorunuzun cevabı şu. Bütün bunlar ortadayken bir de kandırılmış modeline hani çok sık moda ya şimdi Türkiye'de evet. Herkes kandırılıyor. Türkiye'yi yönetenlerin büyük çoğunun cezai ehliyeti yok herhalde. Çünkü yani çocuklar kandırılır. Bir de cezai ehliyeti olmayan insanlar kandırılır. Yani normal insanlar kandırılabilir mi? Aklı bali olmuş insanlar kandırılamaz. Dolayısıyla demek ki kahir ekseriyet cezai ehliyeti peki, yok demektir. Bahçeli geri döndüğünde, özüne döndüğünde diyelim, pardon Allah beni affetsin. Bunu yaptın mı diyecek? İşte, şimdi işte Milliyetçi Hareket Partisi tabanı böyle bir şey hoş görmez. Bakın o 674 sayılı sen yani biz seni istemiyoruzun karşılığı bugün %70 oranında ölçülür manada söylüyorum. %12'nin %70'i Sayın Bahçeli'nin söylediği ne söylerse tersini yapma kararlı bir insan grubu oluştu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni Sayın Bahçeli sandalyesi uğruna zaten yani tartışması sahirci yaptı. Şimdi konuyla ilgili. Çünkü bizim tabanımız şöyle okuyor bu işi. Ver sandalyemi al başkanlığı. Dolayısıyla buna da müthiş bir direnç var şu an itibariyle. Sayın Melekoğlu'nun sorusunu bir de tersine şu şekilde girip Sayın Bakanım. Arkasının sırasını aldım ama yani bu arada girilmesi lazım. Şimdi bildiğiniz gibi ANAP, DYP kapatıldı. Sayın Genel Başkanımız Mehmet Ağar'ın döneminde kapatıldı. Yeniden Demokrat Parti açıldı. Böylelikle o misyonun yok edilmeye başlandı. Ben bunu olayı şöyle algılıyorum kendimce. Acaba bu üst akıl diyoruz ya, bir güç. Milliyetçi Hareket Partisi için de mi böyle bir sisteme geçti? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra siz televizyonda da söylemiştiniz. Başkanlık sistemi ortadan kalkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Da artık dile getirmiyordu. Evet. Ama Sayın Devlet Bahçeli çıktı. Başkanlık sistemini gündeme getirdi. Burada MHP'nin üzerine de mi bir oyun oynanıyor? Evet. Şimdi Sayın Bahçeli hep oyunlardan, tuzaklardan bahseder. Dolayısıyla oyun mu, tuzak mı onu ben bizi izleyecek olan seyircilerimizin, sizi okuyacak olan okuyucularımızın takdine bırakayım. Ama şöyle bir durum var. Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı ve ondan sonraki Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanları o yoldan devam ettiler. Büyük bir özellikle bu başkanlık mevzuyla ilgili büyük bir çatı kuruyorlar. Şimdi bakarsanız bütün temsilciler var. Sayın Çiller orada. O çatının altında. Sayın Mesut Yılmaz orada. Sayın Numan Kurtulmuş, Sayın Süleyman Soylu var. Bunların her biri birer genel başkan. Evet.
Sayın Tuğrul Türkeş. Bahçeli de orada. Şimdi Bahçeli de orada. Şimdi bunun dışında sadece ben ve arkadaşlarım varız. Yani o büyük çatının dışında. Dolayısıyla yani 0.01 konumunda olan bir siyasi oluşumu dahi tanzim eden bir üst akıl zaten var. Yani bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu babaları. Öyle diyelim. Onlar bize doğru yapıyorlardı. Siz mi yanlış yapıyorsunuz? Doğrusu eğrisi değil. Yani şimdi başkanlık sistemini... Sizi niye istemiyorlar? Hayır, dahil olsam isterler. Dahil tamam. Olmak için de. Ama yani, burada şu soru. Yani sizi istememekten... Bana başbakan yardımcılığı teklifi yapıldı. Şimdi Sayın Bakan, Sayın sizi istememekten ziyade şu soru çıkıyor. Şimdi başkanlığı konuşuyoruz. İşte yeni anayasayı konuşuyoruz ama... Cevap vermesi gereken soru şu. Ben Arda orada, o çatının altında. Evet. Şimdi merkezin önemli isimleri, şimdi dediğiniz çatının altında. Burada Amerika gibi iki partiye mi gidiyoruz? Yani tabii. Cumhuriyetçiler, hedef bu. Cumhuriyetçiler, demokratları bu. Ortaya tabii çıkarıp. Tabii ki hedef bu. Mesela en son Saadet Partisi üzerinde de böyle bir çalışma olduğunu biliyoruz. Şimdi bu yani başkanlığı, yani bu partili cumhurbaşkanlığı adı da esasında başkanlık sistemi ve bize özgü denilen ama esasında Afrika'da, Güney Amerika'da, Liberya'da falan olan bir sistem bu. Yani bu demokrasiyle tanıdığımız ülkelerdeki başkanlık sistemi de değil. Değil, evet. Şimdi dolayısıyla işin böyle bir boyutu var. Ben benim gördüğüm şu. Şimdi %70'lik bir içinde milliyetçilerin, muhafazakarların, liberallerin, merkez sağ diyeceğimiz veya merkez diyeceğimiz seçmen kitlesinin bulunduğu Türkiye'de %70'lik bir alan, %30'luk da bir başka alan var. Şimdi Sayın Erdoğan başından itibaren bu %30'dan hiç bir seçmen alayım da bana oy versin modeline geçmedi. Hep orayı kutuplaştırdı, hep orayı öteki haline getirdi ve hatırlayın CHP zihniyeti diye bir kavram ortaya koydu. Rahmetli İnönü'ye kadar giden söylemler var. Bitmeyen bir senfoni şeklinde camilerin ahır yapıldığı vesaire, hep bunlar hatırlatıldı. Algı yaratıldı. Şimdi yani sürekli bunlar olmuştur olmamıştır üzerinde durmuyorum bakın. Ama o günün Türkiye'nin koşullarını fi tarihinde, fi tarihinde olmuş. Yani 18 yaşına girmiş seçmenlerin sadece Türkiye'yi yöneten diye tanıdığı Adalet ve Kalkınma, 14 yıldır 15 yıldır yönetiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni gördükleri bir dünyada, bir Türkiye'de ya bilgisayarların, akıllı telefonların, fiber optik kabloların hayatımızda olduğu, Twitter'ın, Facebook'un, çeşitli sosyal medya mecraların hayatımızda olduğu, internet sitelerinin gazetelerden daha fazla etkili olduğu, okunduğu bir Türkiye'de ve bir dünya teknolojik devrimin yapıldığı bir Türkiye'de ve dünyada biz 1940'ların, 1938'lerin, 39'ların, 40'ların, 46'ya kadar olan sürecin doğrusu eğrisi, yani rahmetli anneciğim benim derdi atisi itisi birbirine Allah karıştı diye. Şimdi birbirine sapla samanın birbirine karıştığı dönemlere sürekli atıf yapıp, sürekli atış yapıldığı bir dili nasıl okuruz? Şöyle okuruz, o %30'luk seçmen bu kişilerin ilgi alanında değil. Onları tekmelemek serbesttir. Ama bu %70 ilgi alanlarında. Bu %70'in içindeki her türlü rengi o büyük yani kurduğu o büyük bir şemsiye kurdu. O şemsiyenin altında istihdam etmek istiyor. İstihdam etmenin anlamı şu. Ne istiyorsun kardeşim? Hani var ya reklamlarda ne vereyim abime ne vereceksin abine. Evet. Şimdi aynısı bu. Dolayısıyla bu çatının dışında kaldığınız zaman ya tekfir ediliyorsunuz. Yani siz iradenizle kaldığınız zaman. Şimdi mesela çok ilginçtir. Ama siz edilmiyorsunuz. Çünkü siz, halk sizi istiyor. Ona oradaki itirazım çatın... yok. Tekfir ediyorsunuz dediğim o çatının sahipleri tarafından söylüyorum. Evet. Çatıyı kurmaya çalışanlar tarafından. Hı hı. Şimdi
Nasıl ben nefes alacak yeri bulamıyorsam, bizim gibiler bulamıyorsa, işte sizler sayesinde Allah razı olsun sesimizi duyurabilecek bir noktadaysak, şimdi bu iki, sizin sorduğunuz soru tabii ki ikili bir parti sistemi. Yani solun değişik renklerinin tamamının CHP'de toplandığı, hepi topu %30. Sağ dediğimiz alanın bütün renklerinin de ya orada toplandığı, evet, dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde toplandığı bir tasarım bu. Yani sadece partili cumhurbaşkanlığı gelmiyor. Aynı zamanda da seçmenin de bir arada yer aldığı bir tasarım. Fakat bugüne kadar bir şey görüldü. Şimdi rahmetli Özal'ın başlattığı dört eylemi bir arada, evet, bir arada tutan bir siyasi parti gibi bir siyasi anlayış olarak yola çıktı Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama zamanla milli görüş geleneğinin başat aktör olduğu, en etkili olduğu teşkilatlarda özellikle diğer insanların yani konum sahibi olmakla birlikte, hani iktidar olmakla muktedir olmak arasındaki fark dediğimiz gibi, asla muktedir olamadıkları bir anlayış hakim oldu. Dolayısıyla bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini oluşturan ana fikir, renk milli görüştür. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, dikkat ederseniz hangi dili kullanırlarsa kullansınlar, sonuçta geliniyor milli görüş geleneğinin renginin öne çıktığı bir siyasal oluşum. Ama burada bir şey daha var. Milli görüş geleneği daha ideolojik bir gelenekti. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama sabiteleri vardı. Yani pergellerin ucunu koydukları yerler vardı. Oradan taviz vermezlerdi. Evet. Buradaysa buralarda evet hani var ya bir söz, işte müşahittiler müteahhit oldular diye. Evet. Bu gelişmeyi görüyorsunuz. Bu değişmeyi görüyorsunuz. Evet, bir gömlek duruyor mu çıkıyor mu karıştı. Fakat o gömlekte en önemli değişiklik rantın paylaştırılmasındaki değerlerin ortadan kaldırılması. Şimdi kendi böyle bakılınca tabii yani o şimdi bakın, benim sayabildiğim, yani takip edebildiğim tam 7 gazete var. Sayamadığım oranda şey var, televizyon var ve nöbetçi şeyler var. Yazarlar var. Haber siteleri. O haber sitelerini hiç takip etmek mümkün değil. Bir de her bir şeyde nöbetçi şeyler var. Yazarlar var. Ve bu nöbetçi yazarlar kim o gün dövülmesi gerekiyorsa onunla ilgili aklınıza gelmeyecek iftiralar, iğrenç davranış biçimleri ortaya koyabiliyorlar. Fakat ben de bu milleti tanıyorsam, bu ülkeyi iki kere ilçeleriyle beraber dolaşmış bir şahıs olarak, ben de bu ülkeyi tanıyorsam, bu milleti tanıyor isem, istihap haddi dolar. Bazı şeyleri bakar ama aşırı derecede bir iş gittiği zaman istihap haddi dolar. Ve bu, bakın, partili cumhurbaşkanlığının sonucunu yani belirleyecek olan bu havuz medyasının içindeki ahmaklar topluluğu olacak. Çünkü o kadar ipin ucu kaçtı ki sağduyunun kaybolmasına sebep oldular. Belki Başbakan Sayın Yıldırım belki bunları tasvip etmiyordur. Ama ipin ucu o kadar kaçtı ki her okuyanın nefretle dolduğu yazılarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela ben Sayın Yıldırım'ın yerinde olsam bu maaşlı troll ekibini ortadan kaldırırım. Yani arada derede kalmış olan seçmenin, başkanlıkla ilgili seçmenin tersine oy vermesini sağlayan bir sistem oluşturdular. İstihap haddi doluyor. Onun için ikili bir parti görülüyor. Yani tasarım bu. Burada da hani bir söz var Sayın Bakanım. Atamayla gelen atamayla gider. Sayın, şimdi bir Türk milleti seçimde eski başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'na oy verdi. Başbakan olarak yetki verdi. Doğru mu? Doğru. Sonra bir anda ne değiştiyse kısa bir süre içerisinde azledildi. Yani
bir başbakan, milletin oy verdiği bir başbakan azledildi. Yerine Sayın Yıldırım atandı. Hani atamayla gelen atamayla gider diye bir söz var. Şimdi burada bir de Türkiye'nin şimdi bugün %49, %48 Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyorsa bir de %52 var. Evet. 15 milyon vatandaş var. Evet. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Oy kullanmayan, mevcut sistemle memnun olmayan. Doğru. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun dışında. Şimdi hem merkez sahada oynanan oyunun hem CHP'de de oynandığını görüyoruz. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle işte kardeş tarafından biliyorsunuz AK Parti üyeyi alındı. Evet. Yıpratılma şeyi başlatıldı. Artı CHP'nin bugün İstanbul'da 3 tane ayrı il başkanı oluştu. CHP'nin de seçmen tabanını, teşkilatlarını mesela İstanbul'da 39 tane ilçe var. 39 ilçenin 37'sinde Alev ilçe başkanı atandı. İl başkanı dahil. Burada CHP'nin üzerine de bir oyun oynanıyor gibi geliyor bana. Yani ben tabii bu konuda yorum yapamam. Ama gördüğüm bir şey var şu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Kılıçdaroğlu olmayıp da başka bir arkadaş olmuş olsaydı ne olurdu sorusunun cevabı bende yok ama Sayın Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın yani karşılaşacağı suçlama o %30'un başı olduğu için. Yani bunun içinde %30 CHP'nin değil ama %30'luk bir seçmen kitlesi var. Onun bir kısmı HDP, hani bir kısmı. Şimdi yani ne yapılırsa yapılsın %30'luk çerçevenin içine alındı. Birincisi bu. Hani diyorsunuz ya üst akıl. Bu üst akıldan ziyade bu Türkiye'de ikili sistemi tanzim eden akıl bu. Oraya mesela HDP'lileri tekleyerek bir alan oluşturmaya çalışılıyor. Burada da oldukça başarılı oldukları görülüyor. Yani ama bu çerçevenin içine girilmesi. Kılıçdaroğlu işte bu %30'un başındaki bir genel başkan olarak ana muhalefet partisinin genel başkanı. Önemli bir doğru temsil ediyor. Hem %25 oyu var. Artı kararsız %15'inde gelgitleri yaşandığı bir parti. Sayın Kılıçdaroğlu son yapılan seçimde açık açık yani CHP kanadı yöneticileri dedi ki işte 3 oydan birini CHP'lerin HDP'ye vermesini söylediler. Yani kendi havuzuna gelecek oyu HDP'ye yönlendirdiler. Bunun merkezden de aynı şekilde yaptılar. Yani AK Parti'yi eritmek için HDP'ye meclise sokmak için bir önemli iş adamları hepsi televizyonlarda izliyoruz. Açıklamaların şeylerini görüyoruz. Yaptılar. Burada hem merkezde hem solda hani derler ya böl parçala yönet taktiğini mi uyguluyor bu üst sakal? Yani insanlara bunlar yapılır da asıl mevzu işte uymamaktır. Şimdi kanalize edilir. Edilir işte. %90 medya ellerinde. Edilir uymayacaksınız. Yani kendi özelimden söyleyeyim. Çok kolaydı benim için. Ne güzel işte. Yani başbakan yardımcısı evet. Sandalyesine otururdu. O fevkalade benim eşim evet. Bir de Rizeli. Oh yani tabii. Hayat benim için güzel olurdu. Bugün ama maruz yani bu kadar adiliğe ve şerefsizliğe maruz kalmazdım. Ama hayır demeyi bilmekten söz ediyorum. Mesela şimdi ben hep şaşırdığım bir şey var. Buna yani hangi şey vurursa vursun işte o karışıklık, iç karışıklık bu. Maalesef ideolojik partilerde yani demokrasiyle disiplinsizlik birbirine karıştırılıyor. Yani siyasi partilerde demokrasi olmak zorundadır. Ama bir de parti içi disiplin dediğimiz yani çok sıkı tartışılır her şey olması gereken. Sonra bir karara, ortak bir karara varıldığı zaman o kararın arkasında da tek ses olarak durmak lazımdır. Mesela bu HDP meselesini 7 Haziran seçimlerinde ben hep çok şaşkınlıkla karşıladım. İstanbul ağırlıklı bir şey. Ne kadar oy gitmiş olsa, yani ne kadar gitti, çok yüksek bir oy olduğunu düşünmüyorum ben. Gitmiştir. Evet. Yani o havuzdan oraya gitmiştir. Yani ölçüm yok elimde. Ama esasında HDP ile haşır neşir olan barış sürecini, açılım sürecini, işte şu sürecini, bu sürecini yürüten Adalet ve Kalkınma Partisi iken
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizzatihi başbakan yardımcısı konumunda olanları, bakan durumunda olan yöneticileri Abdullah Öcalan'ı bir önemli lider olarak tanımlamışken, beş vakit namazlı niyazlı bir şakirt haline getirmiş olmalarına rağmen ve en son Dolmabahçe toplantısı da dahil olmak üzere, yani iki tane Nevruz denilen toplantıda, yani Nevruz'da özel Abdullah Öcalan için iki ayrı toplantı yapıldı. Miting yapıldı ve orada mektubu okunmuşken, bütün bu haşır neşirlik varken 7 Haziran seçimlerindeki o işte tavır sebebiyle HDP ile CHP'yi aynı çerçevenin içine koydular. Bu büyük bir başarı. Şimdi bu taraf başarı sağlarken öbür tarafta, yani elinin armut toplamaması lazım. Burada şimdi 22 yıldır aktif politika yapıyorum. Ben bildiğim bir şey var. Türkiye üzerinde de, siyasi partilerin rakipleri birbirleri üzerinde de elbette ki oyun kurarlar. Olacak. Siyasetin içinde var. Tabii yani, ama netice itibariyle sen oyuna düşme kardeşim. Aynen öyle. Peki biz şunu mu göremedik Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanı da yaptınız. Şimdi Sayın Mehmet Ağar, Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı diyorsunuz, İçişleri Bakanı da yaptı. Çıktı dedi ki siyaseti düz ovada yap. Yani orada ilk mesajı aslında dağdakilere, Mehmet Ağar'a verdiler. Doğru mu? Ondan sonra bu misyon gitti. Şimdi özel mahkemeler kurdu. Bu sözden sonra. Yok, siz bu, yani ben böyle düşünüyorum da sizin bu konuda düşeceğiniz ne? Yani demin, aslında AK Parti temeli orada mı atıldı? Bakın benim söylediğim şu. Şimdi eğer biz bir komplo düşüneceksek 4 aylık hapishanelere bakmamız lazım. Şiirlere, şarkılara bakmamız lazım. Aniden yapılan seçim çağrısına bakmamız lazım. Eğer bir komplo üreteceksek. Komplo değil, yani gördüklerimizi yorumlamaya çalışıyorum. Şey söylüyorum. Şimdi bunların hepsi olabilir. Ama benim söylemeye çalıştığım şey şu. Gördüğüm genellikle yani şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayını yaptırabilip ben de şayet genel başkan seçilmiş olsaydım. Evet. Şimdi biz 4 adaydık. Dolayısıyla hangimizin seçileceği belli değil. O zaman ne değişecek? Şimdi değişecekleri söyleyeyim. Yani o büyük çatı veya şemsiye işini engellemek için elimden geleni yapardım. Birincisi bu. İkincisi şimdi mesela Kongrenin, kurultayın bu kadar uzamasının sebebi çok basit. Ver koltuğumu, ne istiyorsan al. Evet. Şimdi bununla ilgili, yani o sandalye için her şeyi yapabilir konuma geçiyorsa yöneticiler, işte o zaman böyle oluyor. O zaman açık oluyorsunuz. Oyunlara, tuzaklara, her şey açık oluyorsunuz. Ben burada Sayın Devlet Bahçeli'nin işte hani ver koltuğumu, al koltuğu, evet, yani bir koltuk da anlamında bunu, bu yola gittiğini düşünmüyorum kendi açımdan. Çünkü Sayın Bahçeli'nin buna ihtiyacı yok. Üst akıl demek ki bunları yapıyor. Çünkü o zaman üst akılı yenmemiz gerekiyor. Evet. Sizin de şurada bir yanlışınız olmadı mı Sayın Bakanım? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongre tarihi belliydi. Siz çıktınız şu tarihte yapılması. Yani dört arkadaş çıktınız. Bu tarihte 2018 diye direttiniz. Artı bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşmadan biz Anadolu geleneğinde öylesiniz, saygılı örf ve geleneklere saygılı bir insansınız. Ben sizi uzun yıllardır tanıyorum. Aile büyüğünün bayramda aile büyüğünün evinde toplanılır. Siz mesela bayramda aynı gün hem şöyle genel oldu. Merkezde bayramlaşma vardı. Bir de siz ayrı bayramlaşma seçtiniz. Hani bunu milletin sorduğu için soruyorum. Hayır, hayır, ben çok basit bir cevap. Bak, yani o kadar ilginç. Sayın Akşener'e bey gitmedi diyor. O kadar. Ya oraya gidilebilir mi? Yani vallahi ellerinde sopayla kovalayacak bir pozisyon vardı o zaman. Evet. Şimdi birincisi şu. Allah'tan ki biz 4 aday bir araya gelmiştik. Ve ben bu arkadaşlarımıza, benim Ankara'da evim yok. Yani onlar biliyor hangi niyetle olduğunu. Şimdi Ankara'da evim yok. Bizim adetimiz şöyle. Birinci gün biz işte Kocaeli'nde abim oturuyor, ablam aile var büyük vesaire. Büyük. Oraya aile büyüklerine gidiyor. Hala yani 35 yıllık evliyiz.
Ben 22 yıldır politika yapıyorum. Bu hiç gene değişmedi. Birinci gün gidersiniz, kurbansa hem kurbanınızı orada kesersiniz, hem aile birliğini dolaşırsınız, gelirsiniz. Ondan sonra 2, 3, 4 ise bayram, partinin bayramlaşması hangi günse katılırsınız, ilde olur. Ondan sonra da benim evim açıktır. Şimdi bayram, evde bayramlaşma yapılır. Ankara'da evim yok benim. Arkadaşlar benden, yani bir bayramlaşmayı nasıl yapabiliriz? Ve şimdi Ankara'da ben hiç katılmadığım için genel merkezde İstanbul milletvekiliydim. İstanbul'da oturuyorum. O nedenle işte birinci gün bunu yapacağız. İkinci gün ben şey yapacağım, bayramlaşma yapacağız orada. Dönüp geleceğiz. Ondan sonra da burada kendimiz bayramlaşacağız. Hatta sonra ikinci gün ortaya çıkınca orada arkadaşlarla konuşurken ben dedim ki onları davet ettim. Ortaklaşma yapalım diye. Yani yerim yok benim çünkü. Bunun üzerine üçüncü günü alalım dendi. Ben dedim yani üçüncü güne de alabiliriz. Fakat sonrasında herkesin, diğer arkadaşların mazeretleri oldu. Ve biz devam ettik. Sonra birden bir durup dururken sosyal medyadan genel merkez taraftarları tarafından bir saldırı oldu. Ben normalde geri adım atmayı sevmem. Ama işte üzüm yemek amaçlı olduğumuz için saat 2'de olan şeyi geriye aldık. Yani genel merkezin bayramlaşmasıyla denk düşmeye. Şimdi bizimki şöyle bir şey. Bir otel salonu. Öngördüğüm şey, ben yani İzmit'ten, İstanbul'dan, Bursa'dan çeşitli yerden arkadaşlar geleceklerdi. Ben onlara gelmeyin dedim. Yani Ankara'ya ait bir şey. Toplasanız 250 kişilik bir şey, kokteyl gibi. Yani işte eve gelene ne ikram ederseniz, baklavası, börek, dolma, onları ikram ederiz diye hanımlara söylüyorum ve içecek. Şimdi bu sosyal medya üzerinden yapılan bu inatlaşmayı ben özel olarak yapıldığını düşünüyorum ve MHP bayrağı yoktu. Yani ben konuşma yapmayacaktım. Yani sadece bayramlaşıp hadi bakalım. Ondan sonrası şey gelişti. Öyle bir şey oldu. Ha yani yapmayabilir miydik? Yapmayabilirdik. Orada ben yani aklımda işte insan bu kadar tecrübeye rağmen atlayabiliyor. Evet. Hani o saldırı yapan işte böylece son hayır samimiyetle söylüyorum. Son bir, sonradan çok üzerinde oyun arkadaşlar. Hayır oyun falan değil ya. Abi son soruyu da sorayım arkadaşlar. Esen abi neyse. Ben bitirmiş olayım. Diyorlar ki işte il il toplantılar yapıyorsunuz. Ekip arkadaşlarınız dolaşıyor. Sayın Meral Akşener finansmanı nereden buluyor? Yani bu salonların parasını vallahi kim ödüyor? Çok güzel. Bu yakıtları kim ödüyor? Hemen söyleyeyim. Evet. Şimdi ilçe başkanımız burada. Dursun başkan da burada. Şimdi şöyle bir şey yapıldı. Bir salonun kirası 1200 liradır. Evet. Yani belediyelerden ya da orada bir resmi kurumdan tutulan veya bir düğün salonu. Ben hiç böyle lüks otellerde yemek vermedim. Birincisi bu. İkincisi açık hava toplantılarına saydığım iller dahil olmak üzere otobüsler tutup hiç dışarıdan insan taşımadım. Çünkü bizim benim kişisel hedefim Kurultay olduğu için bizim ulaşmamız gereken şey tamamen üst kurul delegeleri. Evet. Kendiliğinden iş yürüdü gitti. Şimdi ben bulunduğum, eğer bir gece o ilde kalacaksam yattığım odanın parasını, yani kaldığım odanın parasını, benimle olan koruma arkadaşların parasını hep kendim ödedim. Şimdi bunları hesaplayın siz. Kaldığımız yerler 5 yıldızlı lüks oteller değildi. Benimle gezen arkadaşlar oldu. Şöyle bir imece usulü yaptılar onlar. Mesela sizin durumunuz iyi, arabanız var. Siz 5 kişiyi de aldınız arabanıza. Benzinini kendiniz koydunuz gittiniz. Ya da 5 kişi o benzini paylaştı gitti. Hiç yemek verilmediği için... Asıl parayı onlar tutuyor. Evet. Hiç yemek vermedim ben. Yani şeyde. Şimdi öğretmen evinde kaldın, polis evinde kaldın. İşte çeşitli bu tür misafirhanelerde kalındı. Ve ağırlıklı olarak da örneğin ben Erzurum'daki programdan yani herkes gitti oranın dönerinden yedi kendi kendine insanlar gitti. Ben onu bile yemeden ayrıldım. Yani çağ kebabı yemeden ayrıldım geldim. Çünkü yani görüşmeler devam ettiği için. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Masak geçti bizim üzerimizden.
Eğer şuradan buradan bir iş adamının böyle hani hurra paraları pulları olmuş olsaydı o insanlar çoktan Hatay'a giderdi. Evet. Dolayısıyla bunları devlet de biliyor, Adalet ve Kalkınma Partisi de biliyor. Şimdi bunların arka planında buradan bir yere varmaya çalıştılar. İşte FETÖ önce o günkü adıyla paralel iş adamlarının bana destek oldu. Şimdi net bir şey söyleyeyim, ilk kez söylüyorum. Ne cemaatler, ne tarikatler hiçbir zaman sadece FETÖ'den bahsetmiyorum. Hepsi, bütün dini grupları hepsinden bahsediyorum. Benimle ilgili hiçbir zaman bir hesap yapmamışlardır. Olumlu bir hesap yapmamışlardır. Çünkü ben hem yaptırmadık ayrı da ben kadınım. Şimdi işin özüne gittiğiniz zaman bütün bu grupların hepsinin kafasında kadından imam olmaz vardır. Tamam mı? Dolayısıyla hepsinin algı oluşturmaya yönelik bir anda aracı olduğunu biliyorlar. Teşekkür ederim. Bir şey oldu mu başkanım? Başkanım, bu kurultay için yola çıktığınız 4 arkadaş istediniz. Bu 15 Temmuz'dan sonra... Yani onlar aday. Benim gibi onlar da aday. Onu diyorum ben. Yani buna kurultay isteyen, kurultay isteyen 4 aday. Onlar da 15 Temmuz'dan sonra sizin maruz kaldığınız şeylere maruz kaldılar mı? Bir de halen birlikte bu kurultayı isteyen adaylar olarak da şey yapıyor musunuz, görüşüyor musunuz ya da görüyor musunuz? Esasında şöyle, önce hepimiz 15 Temmuz'a kadar 19 Haziran'dan sonra düzenli toplantı kararı almıştık. Onlara katıldık beraberce. O kararları ortaklaşa aldık. Sonra 15 Temmuz olunca tabii bir kopma yaşandı doğal olarak. Benim üzerimde çok büyük bir demin söylediğim bir fırtına. Yani kasırga haline döndü, geçti. Çok samimi bir şey söylüyorum. Benim yerimde bir erkek olsa diye katil olurdu ya kendine vururdu. Yaşadıklarımı söylüyorum ama kadınların ilginç bir biçimde dayanma gücü var. Ben de kendi kendimi yani Meral olarak söylemiyorum bunu. Sizin için de geçerli, sizin için de geçerli. Yani kadınların tuhaf bir dayanma gücü var. Onu bir parantez açıp söyleyeyim. Ana çapı. Bu arkadaşlarımızla irtibatlarımız sürüyor. Sayın Oğan'la o bizim dörtlü toplantıların sekreteryasını yürüttüğü için telefon görüşmelerimiz oldu. Sayın Koray Aydın Bey'le bu başkanlık meselesi üzerine ben kendisini aradım. Görüşmek istediğimi söyledim. Evine gittim ama konu sadece başkanlık konusuydu. Görüştük yakın bir zamanda. Bu bombalardan sonra uzmanlık alanı olduğu için Sayın Özdağ'ı aradım. Kendisiyle bu güvenlik konusunda zaten o açıkladı başkanlık sistemine hayır verecek. Benimle birlikte güvenlik konusunda bir randevu istedim. Gittim ofisinde görüştüm. O konuda onun bilgilerini aldım. Yani çünkü netice itibariyle emeğe, bilgiye ben eski bir bilim insanıyım. Saygı duyan bir insanım. Sayın Özdağ bu konunun uzmanıdır. Türkiye'deki önemli isimlerinden birisidir. Çok da istifade ettiğim, her ikisiyle de yaptığım toplantı istifade ettiğim iki görüşme oldu. Ankara'ya tekrar gittiğimde Sayın Oğan'la da yine aynı yöntemle arayıp konuşacağım. Ama biz yani konu çerçevenin dışına çıkmadan konuştuk bunlar. Çünkü tek tek olduğu için onun için de rahatlıkla sizlerle de paylaşıyorum. Sayın Özdağ hayır oyu Sayın Halaçoğlu'yla birlikte hareket ediyor onlar. Benimle birlikte hareket eden milletvekili arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte hayır oyu vereceklerini ifade ettiler. Şimdi yani siz ayrı açıklama yapın. Sayın Özdağ'la görüntü vermeyin demedim ben arkadaşlarımıza. İstişare ettik ve hatta kendilerinden ricada bulundum. Konuşmayı da Sayın Özdağ yapsın. Sonuçta adaydır. Yani evet. Onun yapması gerektiğinin uygun olacağını söyledi. Arkadaşlarımız biliyor. Yani dolayısıyla herhangi bir problem yok aramızda. Bir misiniz ama hala yani? Şimdi birlik şöyle bir şey. Herkesin bir şekilde başı derde girdiği için. Hı-hı. Mesela son dönemde Sayın Özdağ'a yönelik büyük bir saldırı başlattı genel merkez. Farkındaysanız yani çok ağır bir saldırı başlatıldı. Şimdi ben biraz sıramı sağmış gibi görünüyorum. Sonra bir süre sonra yeniden başlayabilir ama mesela böyle bir konuda damdan düşmüş bir şahıs olarak şeksiz şüphesiz Sayın Özdağ'ın
bu konuda yanında olacağımı buradan beyan etmek istedim. Kesinlikle de söyledim. Yani böyle bir saldırıyla. Hepsinin yanındasınız da onlar sizin yanınızda. Şimdi şöyle yani mesela ben partiden atıldığım zaman tırnak içi attılar ya. Atıldığım zaman hepsi bu konuda sosyal medyada açıklamalarda bulundular. Yani arkadaşlara haksızlık etmek doğru değil. Ama 15 Temmuz sonrasında bir bomba düştü Türkiye'ye. Yani insanlar nefes alma yani herkes sıradan insanlar açısından da. Ya işte söylüyorum yani komşuların zili çalındık. İnsanlar nasıl korkmuştur kim bilir. Bizim komşuların aklı çıkmıştır yani. Sakin sakin yaşayan normal hayatında insanlar bunlar. Herhangi bir sorun yok. Yani onlar açısından da olmadığını düşünüyorum. Öyle diyeyim. Ben insanlar adına, başkaları adına konuşamam. Kendi adıma konuşabilirim ancak. İçişleri Bakanlığı yaptınız. Sonucunda yani bu işin tam merkez noktasındasınız. Anladım da. Yani anladım da yani. 15'inde şahıslar adına sonra, konuşamam. Bir saat sonra yani hemen yumruğunuzu vurup. Öyle değil işte. Mesela o çok ilginç. Böyle bildiğimiz bir darbe görünüşü yoktu. Gerçekten çok. Ben bunları samimi olarak anlatıyorum. Sonra eğilip bükülüyor hepsi. Şimdi dürüstçe söylüyorum. Hanginiz köprünün bir tarafının tutulup bir tarafın açık kaldığı bir darbe duydunuz? Hanginiz saat 9'da 9.30'da darbeye kalkışan? Şimdi ben bu ülkenin bütün darbelerini yaşamış bir insanım. 60 ihtilalinde 4 yaşındaydım. Diğerlerini birebir yaşadım. Lisedeydim, üniversitedeydim ve en son İçişleri Bakanı olarak yaşadım. Yani postmodern olanıyla 28 Şubat için söylüyorum. Ya hangisinin biz böyle bir tarafı kapalı bir tarafı açık ne olduğunu anlayamadı kimse. Sana mı söylüyorum bunu? Siz anlayabildiniz mi? İlk etapta acaba nedir? Bu işte köprüye mesela ilk söylenen terör saldırısı. Köprüye bomba kondu dendi. Acaba hangisi, hangi terör örgütüydü diye derin ki öğrendik ki saat 10.30'u buldu ya bu yani darbeymiş. Uzun bir süre zaten devlet görevlilerinden herhangi bir, yani Türkiye yönetenlerden herhangi bir kişinin beyanatını da duymadık. Ben 11'de evde de misafir vardı. Saat 11'de ilk yani darbeye karşı bir darbeye karşı bir tweet attım. Ha biz şimdi 10.30'dan sonra darbe olduğunu anladık ama. Televizyondan mı duydunuz? Size de telefonla mı? Telefonları nasıl çalıştırdık biliyor musunuz? Herkes bir yerden öğrenmeye çalıştı. Hepiniz gibi ya. Değişen bir şey yok esasında. Yani bizim tanıdıklarımızın içinde şimdi benim yani daha ziyade siyaset, AKP'den siyasetçiler aradım. Evet. Ha öyle diyeyim yani esası bu. Hı-hı. Çünkü devlet görevlisinin şimdi darbeye yönelik bir halt olduğu ortaya çıkınca yani devlet görevlisinin kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Yani bilmediğiniz için sonra olmaz. Yani kimi arıyorsunuz? Siyasetçi arıyorsunuz. Genellikle benim yani telefonumdan kimlerle görüştüğüm açıktır. Yani o HTS kayıtlarından çıkar. Dolayısıyla herkes eminim böyle aramıştır. Evet. Herkes birbirini bu manada aradı. Kimi tanıyorsanız o şekilde aranmalı oldu. Benim askeri cenahla çok uzun zamandır herhangi bir irtibatım olmadığı için yani doğrusu oradan yani arayabileceğim bir insan da yoktu. Yani resmi iletişimin dışında bir iletişim hiç yok. Yani dostluk veya informal diyelim bir ilişki biçimim yok. Onun için emniyetten arayabilirsiniz. Emniyete nasıl ulaşacaksınız? Dolayısıyla siyasetçi aradık. Yani herkes birbirini aradı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı telefonla öğrendi bu işi. Siz de yok ben anladık sonrasında. Ankara'dan Ankara mahreçli. Ankara mahreçli aradığım insanlardan öğrendim. Çünkü İstanbul'un çok başlangıcı komediydi. Siz evdeydiniz. Ben evdeydim, misafirim vardı. Başlangıçta Ankara'ydı, evet. Ankara'da öğrenince o bombalar bilmem ne falan, o zaman tabii ayıldık yani telefon. Burada televizyon yok, aşağı kata indik bu sefer, televizyon aşağıda. Mesela ben 9.30'tu. Tabii ilk defa uçaklar falan da daha başlamamıştı. 9.30'da oldu. Telefon da kapalıydı. Misafirime gelen mesajdan öğrendim. Yani ilk bir şey var da nedir diye. Ondan sonra uçaklar falan hepsi 10.30-11'den sonra. Buradan bizim şurada bir polis noktası vardı. Sonra ben onu kaldırdım. Oraya iki tane kurşun geldi. Niye kaldırdınız? Yani öyle uygun gördüm. Çünkü her gün tacize uğrayan bir şahsın korunmasına gerek yoktur. Yani yazık oradaki devletin polislerine.
Bunu yani yayınlamazsanız sevinirim. Başkanım son olarak peki, şey sormak istiyorum. Bu parti şeyde, üyeliğiyle ilgili hukuki bir şey yaptınız mı? Yani? Ben mahkemeye verdim. Mahkeme de tekrar senin atılman haktır dedi. Temizle bile gitmeye gerek yoktur. Seni attık dediler. Her türlü hukuki süreci işletiyorum. Bitti mi? Bitti bitti. Atıldım. Mahkemede de atıldı. O zaman farz mı oldu şimdi artık? Farzı kurmak farzı olmuyor o zaman başkanım. Yani ben yani itiraz ettiğim şeyleri yapmama kararlıyım. Dolayısıyla mesela işte istişaresiz yapılan işler nelere sebep oluyor Türkiye'de? Bunların arkadaşlarımla konuşmadan hiç adım atmayacağımı defalarca söyledim. Yine burada da aynı şeyi tekrarlayayım. Bir de tabii bir söz vardır. Kul kurar kader gülermiş. Neyin nasip olup neyin olmayacağını hep beraber göreceğiz ama önceliğim benim şey bu başkanlık meselesi. Mesela aracılığınızla iktidar partisine de bir duyuruda bulunmak, çağrıda bulunmak isterim. Gelin bunu durdurun. Önce siyasi partiler yasasını birlikte değiştirelim, demokratikleştirelim. Sonra seçim yasasını değiştirelim, demokratikleştirelim. Ondan sonra erken seçim yapalım. Gidelim seçime. O meclis neye karar verirse hepimiz uyalım. Erken seçim görünüyor mu başkanım? Meclisten kalırsa erken seçim olabilir. Hı.